Evet. Arkadaşlar şimdi bir zeytin fidanı var. Şu an 3 yıllık. Bu fidanımızın budamasını yapacağız. Evet ustamız başladı. Nasıl budandığını şimdi göreceksiniz. Şu anda ağacımızın şekillenmesi için büyüdüğü zaman rüzgarda kırılmasın diye ve de İçinde ee, içinde meyve güzel oluşsun diye bir budama usulü var. Ee, o yüzden küçük bir ağaç seçtik. Sonra büyük ağacımızın da nasıl budandığını göstereceğiz. Şimdilik küçük ağaç. Evet zeytin fidanımızın nasıl budandığını göstereceğiz. Tarihi söyleyelim. Bugün 29 Ocak. Ee, bu zamanları budama için uygun bir zaman bölge olarak da şu anda Ege ile Akdeniz'in ortasındayız. Evet gördüğünüz gibi <laughs> Ahmet Usta zeytin budama işini bitirdi. Ee, şu şekilde yerde dalları görebilirsiniz. Ee, hepsi kesildi. Şimdi bu budama usulünü çok ya da az diyebilirsiniz belki. Ya da ağacımın her tarafı kesildi diye düşünebilirsiniz ama bu fidan yani şu anda büyüme aşamasında. Biz daha güzel büyüsün, daha güzel bir ağaç ortaya çıksın diye bu şekilde budadık. Yani biz ağacımıza zarar vermedik aslında. Onun yararını düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi amaç ortasını açmak. Açtık. Amaç sonraki dalların kenardan böyle yavaşça büyümesini sağlamak. Onu da yaptık. E tabi ağaç büyüme evresinde olduğu için bazı dalların kesilmesi gerekiyor. Bu dalları kesildiği için ağaç seneye daha farklı yerlerden kendisine dal yapacak. Ve ağacımız büyümeye devam ederken güzel de bir şekil almış olacak. Çünkü yarın şu anda hiç meyvesi yok. Yarın gelecek yıllarda meyve verdiğinde meyvesini de güzel versin ve dalları kırılmasın diye buna şekil budama diyoruz. Yani ağacın şeklini oluşturmak için. Evet fırsatımız olursa büyük bir ağacın da nasıl budandığını size göstereceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi de unutmayınız.